Hepinize merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber karagöz kurabiyesini yapacağım. Önce derin bir kaba 250 gram tereyağı veya margarini alalım. Üzerine bir yumurta ekleyelim. Ve bir su bardağı pudra şekerini ekleyip iyice yoğuralım. Arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Bana destek olmak için lütfen abone butonuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için zil butonu da açın ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Evet, yağlarımızı iyice yoğurduk, sıvılarımızı ve üzerine bir su bardağı nişastayı ekliyoruz. Nişastayla iyice yoğuralım. Tamamen yoğurduktan sonra bir su bardağı unla başlayalım. Arkadaşlar, un gerçekten çok fark ediliyor. Undan una çok fark var. Köy unu kullanıyorum ve baya bir farkı var. Kesinlikle hazır unlarla aynı olamaz. Normalde 2,5 su bardağı un alırken bu unla 3,5 su bardağı un aldı. O yüzden her seferinde lütfen ölçülü ve dikkatli kullanalım. Unu azar azar ekliyoruz, kıvamını bulana kadar. Çünkü çok fark ediyor. Şöyle çok yumuşak olmayacak, çok sert de olmayacak. Kulak yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz hazır. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde avucumuzu alıp yuvarlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yağlı kalı serilmiş tepsiye diziyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, çok farklı un kullanıyorum. Pişerken de farklı olabilir. Siz ölçülü kullanın, dikkatli olun. Bu şekilde bu tarif çok güzel tutuyor. Çok güzel bir kurabiye tarifi. Hepinize öneririm, tavsiye ederim. Nişasta olduğu için kıyır kıyır ağza dağılan bir kurabiye. Şöyle kurabiyelerim bitti. Tamam da 25 adet kurabiye elde ettik bu tarifle, bu ölçüyle. Şimdi şöyle mutfak kirişlerinden faydalanacağız arkadaşlar. Havanın tokmağıyla ya da siz okravayla da yapabilirsiniz. Bu şekilde çukurlar yapacağız. Hafifçe bastırıp döndürerek zedelemeden çukurlar oluşturalım. Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında çok hafif kızaracaklar arkadaşlar. Çok kızartmayalım. Hatta benimki bir tık kızarmış. Biraz daha beyaz kalsa daha güzel olur. Bu şekilde fırına veriyoruz. Fırın dereceleri de değişik gösterilebilir. O yüzden dikkatli, yaklaşık 20 dakika kadar yeterli oluyor. Bu arada ben çikolata sosumu da hazırlıyorum. Çikolata sos yapacağım. Koyu olsun istiyorum. O yüzden hem suyla bir bardak, tamamını dökmedim, bir parmak eksik su koydum. Ve üzerine bir poşet çikolata sosu ekledim. Koyu bir çikolata elde edeceğim arkadaşlar. Şöyle ocakta karıştıra karıştıra bu şekilde kıvam aldı. Ve ben bunun içine çocukların çok sevdiği kahvaltılık çikolatadan bir kaşık ekledim. Ayrıca bir tat veriyorum. Çocuklar çok seviyor. İçine de bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Şöyle tam da kaşığım dolu değil. Aslında yarım tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Altını kapatmışım bu arada arkadaşlar. İyice karıştıralım. Soğumasını da beklemeyeceğiz. Kıvamını göstereyim şöyle. Bu şekilde kıvamı. Yani istediğim kıvam bu. Şöyle bir poşette doldurdum ben. Siz isterseniz krem şanti sıkacağına doldurabilirsiniz. Ucunu keseceğiz ve kullanacağız. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktı. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi benimki bir tık fazla kızarmış. Siz biraz daha beyaz kalacak şekilde yaparsanız daha güzel olur.
Belki de köy unu olduğundan biraz farklı oldu. Ve bu şekilde çukurlara hazırlamış olduğumuz çikolatayı dolduruyoruz. Siz istediğiniz herhangi bir marmelatta doldurabilirsiniz. Bu şekilde hem çok şık misafirlere harika bir sunum oluyor. Gösterişli bir kurabiye oldu. Karagöz kurabiyemiz servise hazır arkadaşlar. Şöyle yapan herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Lütfen sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim, çok memnun olurum. İzlenmelere çok ihtiyacım var. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.